Merhaba arkadaşlar. Ben Arif. Bugün size bir uygulama tanıtacağım. Bayağı bir işinize yarayacağını düşünüyorum. Dizek üzerinde notaları görmek herkes için e, kolay değil. E, hızlı olmak çok önemli. Hani do nerede, re nerede, mi nerede? E, hemen görmek lazım. Hızlı okumak lazım notayı. Bu işte bizi çalıştıracak, bize pratik yaptıracak bir uygulama var. İsmi Solfa arkadaşlar uygulamanın ismi. Hem Android'de hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Hemen açalım. Solfa isimli uygulamamızı bir deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi burada dizeyimiz var. Sol anahtarı ve bir nota gösteriyor bize. Bu notanın ne olduğunu sizden bulmanızı istiyor. Ne bu? Re notası. Aşağıda o notayı buluyorsunuz ve geçiyor. Ne nota? Si. Buluyorsunuz, geçiyor. Mi. Evet, görüyoruz Si. Yanlış basalım. Fa diye mi diyelim? Bakın hatanızı gösteriyor. Neymiş bu? Fa'ymış. Burada size uyarıyor. Ne bu? Do, sol, ne bu? Fa, mi, si. Gördüğünüz gibi size hızınızla ilgili bir de grafiksel sonuç veriyor arkadaşlar. Böyle durumunuzu görmeniz için siz bunu olabildiğince en üst sınırda yapmaya çalışacaksınız. Bir daha yapalım. Si La La Fa. Tabii kısa bağlamada bu nota yok. La Re Do Do Sol Re ve gördüğünüz gibi bu şekilde size grafik sunuyor. Performansını gösteriyor. Ee, böyle böyle çok güzel pratik yapmanızı sağlıyor. Peki fa anahtarı var mı? Diğer anahtarlar var mı? Hani e, başka enstrüman kullananlar için de söylüyorum. Sürdür diyelim. Bakın arkadaşlar şurada ayarlar kısmına giriyoruz. Burada istediğimiz notaları yazıyoruz. Yani ben solden miye kadar e, çalışmak istiyorum. Diğer notalar ba kısa bağlamada yok. Ee, onlara girmek istemiyorum. Bana şu kısımları, şu aralığı versin yeter diyorsanız burada mesela kaldırabiliyorsunuz notaları. Hatta ben şu fa'ya kadar yapmak istiyorum diyorsun. Ona göre seçebiliyorsun. Ya da bu aralık benim için yeterli değil. Ben daha aşağıdaki notaları da çalışmak istiyorum. Piyanocuyum, kemancıyım ya da uzun sap çalıyorum diye aralar açıp e, ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ben Fa anahtarıyla da çalışmak istiyorum. İçin i̇çine fa anahtarını da sokalım diyorsun. Onu da ekleyebiliyorsun. Ben do anahtarını da kullanacağım diyorsun. Onu da koyabiliyorsun. Burada e, farklı diziler de ekleyebiliyorsunuz. Onları da çalışabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ben do, re, mi, fa, sol, la, si değil de e, diğer sistem olan a, b, c, d, f, g Hani notalar la'ya a diyoruz. Si'ye b diyoruz. R'ye D diyoruz falan. Bu, bu sistemde de çalışmak istiyorum. Ona alışmak istiyorum diyorsunuz. Ee, onun için de çalışmalar var. Bakın farklı sistemler de var. Çalgılar bakın. Farklı çalgılarda da. Şey mesela gitarda da uygulamak isteyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ee, çok kısa sürede sizi geliştireceğini düşünüyorum. Ki eşim de çalışıyor bunu ve kısa sürede artık notaların yerlerini görmeye başladı. Bir hafta içerisinde etkili oldu. Eminim sizde de çok faydalı olacaktır. Bu uygulamayı mutlaka edinin. Kullanın, kendinizi geliştirin. Mesela ben burada fa anahtarını da ekledim. Yapalım fa anahtarıyla beraber. İkisini birden şimdi karışık gösterecek arkadaşlar. Bakalım fa anahtarını gördüğünüz gibi R diyor. Evet gördüğünüz gibi bakın son anahtarına geçti. Mi, La, Fa, Do. Evet o Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Evet. R. <laughs> Bunlara ben de alışık değilim açıkçası yani. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Evet. Solmuş bu da. Evet. Si. Evet do. Gibi. Senin durumunu burada bu şekilde çalıştırıyor. Bunu çalışın arkadaşlar. Kısa sürede kendinizi nota okuma konusunda geliştireceğinizi göreceksiniz. E, dediğim gibi Android'de de var. E, iOS cihazlarda da var. İsmi Solf, Solfa isimli uygulama. Ücretsiz bir uygulama. Reklam gösterilmesini istiyorsanız uçak modunu alıyorsunuz. İnternete bağlı olmayınca reklamda görmeden rahatlıkla çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, benden bu kadar. Umarım işinize yarar. Umarım faydalanırsınız. Kendinizi geliştirirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Bol çalışmalar.